ve Aylin Hanımcığım. Ne evet, var ne yok? Nihayet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol Ezgi'cim, sen de iyisin. Ben her de şey iyiyim. Yolunda. Eşiniz de iyiler. İyi, çok Nisan selamları ayında var. Ağırlamıştım genel evet. cerrahi uzmanı Hasan Taşçı profesör evet. ve böbrek üzerine sohbet etmiştik. Selamlar, saygılar. Çok teşekkürler. Haberi var zaten. Eğer hala bekliyorsa izliyordur bizi. Siyasal bilimler okumuşsunuz ve gazetede de yazdınız. Ya şöyle, aslında çift taraflı bir başlangıç oldu benim için hayat. Bir yandan müzik, bir yandan başka bir okul tercihi söz konusu oldu. Bizim dönemimizde insanlar ailelerde genellikle müziği meslek olarak seçmek konusunda pek sıcak bakmazlardı çocuklarına. Aslında belki bugün de biraz öyle, çünkü mesleki başka kaygılar ortaya çıkıyor. Babam da o zaman bana dedi ki tamam, müzikle ilgilenebilirsin ama doğru dürüst bir okula git. Konservatuarı doğru dürüst bir okul olarak kabul etmiyordu rahmetli. Bunun üzerine ben de üniversitede siyasal bilgiler fakültesini tercih ettim. Daha doğrusu puanım öyle gerektirdi. O eğitimi alırken müzikten kopamadığım için de bir yandan konservatuar eğitimini de gördüm. İkisi eş zamanlı olarak tamamlandı. Sonrasında bir tercih söz konusuydu. Ya o dönem kadınlara yeni verilen bir haktı, kaymakamlık için başvuracaktım. Ya da devlet korusunun işte çalıştığım topluluğun sınavları daha doğrusu oraya girme ihtimalim doğmuştu. Annem bana dedi ki kızım ben seni dağ bayırı şimdi bilmedik yerlere gönderemeyeceğim. En iyisi sen müzisyen ol dedi. Evet, ve ondan sonra ben müziğe doğru yöneldim. Ama okuduğum okulla alakalı bağlantım, gönül bağım hiç bitmedi Ezgi'cim. Çocuklar oldu, evlendim. Ondan sonra kendi kendime dedim ki ben bu konuda bir kariyer yapmak istiyorum. Ve doktoramı, masterımı, doktoramı siyaset bilimi üzerine tamamladım. İkisi eş zamanlı olarak gitti. Bravo, gerçekten tebrik ediyorum. 7 tane solo albümün var bildiğim evet, kadarıyla değil mi şu güne kadar? Oldu. Ki en sonuncu bir sene oldu mu olmadı? En sonuncu işte 2017'nin sonlarına doğru çıktı. Fakat ben biraz bu konuda üretken davranmaya gayret ediyorum. Enerjim varken, imkanlarım varken biraz daha çok üretim yapayım diye. Dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın yeni bir albüm geliyor. 8. çıkmak üzere. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel olan yanı da şu, çok değerli büyüğümüz Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın eserlerinden oluşan bir çalışma olacak. Albümün adını da ondan dolayı Vefa koyduk. Çalışmaları şu anda baskı aşamasında. Harika. Genç kuşağa Türk müziğini sevdirmek konusunda da birçok proje yapıyorsunuz. Evet. Müziği sadece icra boyutuyla ele almanın eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dinliyorsunuz. Konserlerde insanlar geliyor. Genellikle aynı grup insan geliyor. Sizi dinliyor. Bir iletişim sağlıyorsunuz ama gençlere ve müziği bilmeyenlere ulaşmanın yolu bunu anlatmak diye düşündüm. Ve bu senenin başında çalıştığım topluluktaki bir grup arkadaşımla birlikte lise ve üniversitelere giderek Türk müziğini örneklemeli olarak anlattığım bir seminer çalışması yapmaya başladım. Ve bu çalışma gerçekten çok etkili oldu. Gittiğimiz her okulda yüzlerce öğrenci bize ilgisini ifade etti. Tekrar tekrar davet edildik. Hatta şehir dışına gitmeye başladık. Şimdi en son Konya'daydık. Bu çalışmayı inşallah devam ettireceğiz. Belki yurt dışında da. Harika. Ki solo konserler de devam ediyor değil mi? Tabii ki devam ediyor. Onlar yurt dışında ve yurt dışında. Yurt dışında herhalde bir 15-20 ülke olmuştur diye düşünüyorum. En sonu inan hatırlayamıyorum ama yarın benim bir iki tane de amatör korom var. Biraz onların da bu konuda tecrübe sahibi olması amacıyla onlarla birlikte Moldova'ya gideceğiz. Hem onlara bir konser verdireceğim hem de benim bir solo performansım olacak. Nevasel Türk Müziği Korosu ile birlikte yarın inşallah Kişinov'da olacağız. Ay harika ya, gerçekten. Sibel ablacığım da amatör koroya üyeymiş. Evet, zaten evet, hanımlar evet. çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ben de isterim açıkçası ama gel. Sesim kötü olunca onlara katılabiliyor muyum? Bunu herkes bana soruyor. Benim iki tane çok sevdiğim dostlarımdan, arkadaşlarımdan artık dost olduk. Oluşan korom var. Birisi Mısra Türk Müziği Topluluğu, birisi Nevasel Türk Müziği Topluluğu. Buraya giren herkesin ilk başta sorusu ve düşüncesi şuydu. Ya benim sesim yok, ben hiç kulakta yeteneğim de yok, ben şarkı söyleyemem dedikleri zaman ben onlara hep siz gelin müziği sevmeniz tek faktör ve yeterli cevabını verdim. Ve o insanlar o azimle, o çalışmayla tabii ki profesyonel bir insanın performansını göstermiyorlar ama çok güzel şarkı söylemeye başladılar. Hatta şimdi solo yapamayanlar, yapma fırsatı bulamayanlar biraz bana sitem ediyorlar. Neden ben de yapamıyorum henüz diye. Böyle güzel bir kolay iletişim değil, tabii, ve güzellik içinde devam ediyor. Müziği insan mutlaka hayatına almalı bence. Çünkü o pencereyle siz de daha mutlu oluyorsunuz. Çevrenize de daha başka mutluluklar veriyorsunuz. Kaç tane hanım var şu anki iki koroda da? Erkek hanım bir arada çalışıyorlar. Bir tanesi 60
küsur kişi, diğeri de 45 kişi civarında. Bayağı. Yani 100'den fazla öğrencim var. Ay bayağı. Çok bayağı. Mutluyuz ne onlarla güzel. Birlikte. Ya evet. Hanımlar için bence erkekler için de öyle. Evet. Yani kadın kuşağı programı olduğumuz için tabii, hanımlar tabii. diye belirtiyorum ama çok güzel bir uğraş. Ve bunların içinde sadece ev hanımları değil meslek sahibi tabii. çok güzel mesleklerde olan profesörler, işte öğretmenler, mühendisler, birçok değerli dostum da var ve onların hepsi diyorlar ki müzikle ilgilenmeye başladıktan sonra hayatımıza başka bir pencere açıldı. Arkadaşlıklar, dostluklar kuruluyor değil mi? Sosyal çevre de genişliyor. Onun da ötesinde müzik insanın ruhuna başka bir güzellik tabii, katıyor. Mutlaka. Onu mutlaka ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. Dinlemek güzel ama öyle bir koroda yer almak, ama ben çok sesim çıkmasın da hani insanlar bana böyle yan yan Ezgi'cim bir sus diye bakmasın diye herhalde sesim az mı çıkar diyorum. Hiç önemli değil çünkü koro bilincinde şarkı söylemek birlikte bir şey yapmanın evet. da güzelliğini getiriyor. Kolektif bilinci oluşturuyorsunuz ve ondan sonra zaten dostluklar onun üzerine inşa ediliyor. Hatta çok değerli bir profesör büyüğüm, bir ablam diyeyim. Geçenlerde salı günlerini iple çeker oldum. Ayaklarım koşa koşa buraya geliyor ay, dedi. Güzel. Bu beni çok mutlu etti. Bunlar gerçekten güzel uğraşlar. Kaç saat sürüyor peki? Bir iki saat çalışıyoruz. İki haftada saat, iki haftada saat. Bir. Haftada bir, bir gün iki saat çalışıyoruz ama onunla ortaya çıkan emekle çok güzel ürünler sergiliyoruz. Türkiye'de verdiğimiz iki konserin dışında mutlaka bir yurt dışı konserimiz oluyor. İşte Almanya'ya gittik geçen sene. Ondan önceki sene Kosova'daydık. Bayağı bir dolaştık. Aa. Bu sene de bir Moldova serüvenimiz var. Kısa bir süre önce Bratislava'daydık. Ve bütün bunlar o amatör insanların Türkiye'de bile görmedikleri ilgiyi yurt dışında görmekten kaynaklanan ayrı bir tatminine de yol açıyor. Çünkü gidiyorsunuz, orada sizi Türkiye'nin ciddi bir protokolü karşılıyor. Bakanlar, evet. milletvekilleri evet. geliyor o bölgeye, o ülkeye ait veyahut da oradaki konsolosluğun bize çok büyük destekleri oluyor. Öyle olunca hem Türk müziğinin gönüllü elçileri oluyoruz hem de bu tatmin duygumuz daha da yükseliyor. Ay harika. Peki çok yoğunlaşmak gerekiyor mu? Hani yoğun çalışan insanlar ama müziğe çok ilgisi olan bir koroda yer almak isteyen, sizin gibi bir insanla eğitim görmek isteyenler çok yoğunlaşmalı mı bu işe? Bence bu tamamen kişinin kendisiyle ilgili. Ben tabii bir hoca olarak herkese mutlaka çalışın, haftaya kadar bunları öğreneceksiniz falan diyorum ama biliyorum ki herkes çok yoğun çalışıyor. Evet. Mesela orada Özge Hanım yemeğini yapıyor ama bir yandan kulağında bir kulaklıkla yalnızsa eğer müziği dinleyerek onu içselleştirebilir. Dolayısıyla o çalışmanın mesai vermenin diğer işlerinizi çok engellemesi gibi bir faktör söz konusu değil. Boş kalan her zamanda kendi kendinize o şarkıyı mırıldanarak veya dinleyerek, daha da çok evet. dinleyerek bir haftada bir bakıyorsunuz ki çok ciddi bir aşama kaydetmişsiniz. Ve böylece müzik hayatınıza girmiş. Sanırım son zamanlarda kendi özel çalışmalarım dışında insanlara müziği sevdirmek benim için büyük bir mutluluk vesilesi halini ay, aldı. Harika. Çok mutluyum. Çok güzel. O zaman bu kadar müzik demişken. Eşim de bu arada benim öğrencilerimden. Öyle tabii. mi? Ay, çok iyi kattınız kendinizi. Tabii koşa koşa geliyor hem de. Ay ne güzel, çok keyifli olsa gerek, kesinlikle öyle. Mikrofon oradayken, siz de yanımdayken bir şarkınızı daha dinlesek olur mu? Çok mutlu olurum lütfen. Zevkle. Bu son albümümüzden Git adlı albümümüzü adını verdiğimiz albümde yer alan tango türündeki eserlerden birisi. Daha doğrusu Türk müziğinde örneklenmiş ilk tango, adı da Mazi. Biliyorsunuzdur belki de. Lütfen buyurun, sizden dinleyelim. Buyurun.
Seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ezgi'cim. Ben tekrar sizi şöyle kırmızı koltuğa alayım. Kırmızı